Merhaba. Ankara kulislerinde kulaktan kulağa bile fısıldanmayan mühim bir şey var. 6 ay içinde bir vefat ihtimali. Önceki analizi bu cümleyle bitirmiştim. Çok konuşuldu. Yeni bir kulisle başlayayım. Muhalefet sağlık konusunu daha fazla kaşımamak üzerine anlaştı. Özellikle CHP unsurlarına bu konunun tartışılmaması, tartışma açılırsa uzak durulması telkini gitti. Tabi bu durum Fahrettin Altun sıradaki videosuyla liderini açığa düşürene kadar geçerli. Sosyal ağlar ne talimattan ne telkinden anlıyor. Halk TV değil sonuçta. Yapılacak zamların şu anda TÜİK'in rakamlarıyla enflasyon %19 bilmem kaçmış diye düşünerek değil, hakiki manada %40 civarında bir enflasyon olduğunu dikkate alarak yapılması icap eder. Saadet Partisi oy potansiyelinin üzerinde konuşuluyor ve ilgi görüyor. 2018'de seçmeninden 670 bin oy almış, oy oranı 1.3'tü. Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak oyu daha azdı parti iki parçaydı. Hele son dönemde Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'la flörtü hem partiyi hem de milli gazeteyi ikilemde bıraktı. Asiltürk'ün ölümüyle onun doldurduğu iki mühim makam boşaldı. Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanlıkları. Şimdi her iki koltukta da Karamolluoğlu oturuyor ve milli görüşte artık tek belirleyici. Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın sağlık sırlarını bildiği son söylentiler çıkmadan seneyi çıkaramayacağı gibi ihtimaller parti mahvillerinde konuşulan konular. İki kişinin bildiği sır değildir. Hele Ankara'da. Saadetteki son mevzilenmeyi biraz da böyle okumalı. Yazın bitmesiyle muhalefet ve medyada bir hareketlenme oldu. İklim değişti, yorumları arttı. Fakat herkes Millet İttifakı'nın adayını tartışırken şu soru ortada kaldı. Peki 2023'te Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Zannedildi ki Erdoğan kaybedeceği seçime girmeyecek. Halbuki kimsenin aklına Erdoğan'ın aday olmayabileceği fikri gelmedi. Nitekim tam da eş zamanlı olarak Stephen Cook'un Foreign Policy'deki yazısı radara takıldı. Yazıda Erdoğan'ın durumunun kötü olduğu, ondan sonra ancak Hulusi Akar'ın Amerika ve Batı'yla ittifakı yeniden tesis edebileceği gerekçelendiriliyordu. AKP'de bugüne kadar görülmemiş biçimde Erdoğan sonrasının lider adaylarının konuşulmaya başlanması önemli ve dikkat çekici. Kim ne derse desin, ülke mühim bir kırılmaya doğru gidiyor. Erdoğan'dan sonra onun politikalarını sürdürecek biri mi devam edecek Hulusi Akar gibi değilse, muhalefetin adayı mı kazanacak? İki tarafta batıya göz kırparken birbirini kollamayı ihmal etmiyor. Savaş tezkeresi, KHK mağdurları gibi şahin politikaları destekliyor görünmelerinin nedeni de bu. Hoş gerçekten inanıyorlarsa durum fena demektir. Şu günlerde ne zaman Meral Akşener'i görsem, Tansu Çiller'in İçişleri Bakanı iken birlikte verdikleri kamuflajlı fotoğraflar hatırıma geliyor.